İnsanlık büyük bir yol ayrımında. Ya kendi ırkını yok eden ilk tür olacağız, ya da gezegenler arası ilk dünyalılar. Her iki seçenekte olası ve bilinmezliğin sebebi seçim hakkının bizde olması. Zira insanoğlu tahmin edilemez bir tür. Gerçekten bir gün gözlerimizi başka bir gezegende açabilecek miyiz? İnsanoğlu en fazla ne kadar gelişebilir? Kaçıncı tip uygarlık olabileceğiz? Bu video sadece aklınızdaki sorulara cevap bulmakla kalmayacak. Aynı zamanda gezegenler arası bir tür olma yolunda insanlığın karşılaşacağı zorlukları, umutları ve bilim kurgu ötesi gerçekleri ele alacak. Sizler de hazırsanız sıra dışı bir yolculuk bizi bekliyor. Toplumlar büyüyüp geliştikçe, nüfus artışı, yükselen yaşam standartları ve teknolojik gelişmeler gibi faktörlerin etkisiyle enerji ihtiyaçları da katlanarak artıyor. Enerji tüketimi seviyesini ölçmek için de Sovyet bilim insanı Nikolay Kardeşev 3 medeniyet seviyesi tasarladı. Ancak diğer bilim insanları o zamandan beri 4 seviye daha önerdiler. Her uygarlık türü enerji tüketim düzeylerine ve kullandıkları teknolojilere göre farklılık gösteriyor. Sonradan önerilen 4 seviye daha çok dikkatleri bu konuya çekmek için tasarlanmış gibi. Zira zaman ve mekandan bağımsız yaşayabileceğimiz dahi öne sürülmüş. Şimdi sırasıyla 7 uygarlığa da bir göz atalım. Tip 0 uygarlığı, enerji elde etmek için gezegenindeki doğal kaynakların neredeyse tamamını kullanır. Şu anda bu noktanın biraz ilerisindeyiz. Bunun nedeni tip 1 uygarlığının minimum 10 üzeri 16 watt enerji tüketmesidir ve biz şu anda yaklaşık 10 üzeri 13 watt tüketiyoruz. Bu bizi ölçekte yaklaşık 0.73 noktasına konumlandırıyor. Bazı teorik fizikçilere göre insanlık önümüzdeki 100 ila 300 yıl içinde tip 1 uygarlık olabilecek. Ancak bu çizgiyi geçmek için öncelikle hayatta kalmayı başarmamız gerekiyor. Daha doğrusu kendimizi yok etmesek iyi olur. Nükleer savaşlardan, salgın hastalıklardan ve hatta iklim değişikliklerinden kaçınmamız gerekiyor. Ancak o zaman bir sonraki medeniyet türüne ilerleyebiliriz. Tip 1 uygarlık aynı zamanda gezegensel uygarlık olarak da bilinir. Nihayet evrimin bu aşamasına ulaştığımızda dünya üzerinde mevcut olan tüm enerji kaynakları üzerinde kontrol sağlayabileceğiz. Bu biz insanların gezegenimize ulaşan güneş ışınımının tamamını kullanmamız demek. Dünya güneşin yaydığı enerjinin yaklaşık %71'ini emer ve her saat başı güneşten gelen 430 kentrilyon jül enerji dünyaya çarpıyor. Tüm insanların bir yılda kullandığı toplam enerji miktarı ise yaklaşık 410 kentrilyon jül. Bununla birlikte eğer bu enerjinin tamamını aynı anda kullanabilseydik, her şeye sadece güneş ile güç sağlayabilirdik. Tabii temiz ve güvenilir enerjide büyük bir atılım ancak nükleer füzyonla mümkün olacaktır. Mevcut nükleer santrallerimiz nükleer fisyona uğrayan, enerji dönüşüm katsayısı düşük, radyoaktif atık bırakan ve kaza riski yüksek yakıtlarla çalışıyor. Nükleer füzyon ise radyoaktif atık olmadan güvenli ve neredeyse sınırsız bir temiz enerji kaynağı sağlayacaktır. Nükleer füzyonla çalışan motorlar geliştirerek güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegene insanlı uzay aracı gönderebileceğiz. Gelişmeler sadece uzay için değil tabi. Dünyadaki yaşam da daha rahat hale gelecek. Tıptaki ilerlemeler muhtemelen en sonunda kanseri ve şu an için tedavisi mümkün olmayan diğer hastalıkları yenecek. Ve böylece insan ömrünün kalitesi de artacaktır. Ancak gelecek bir sonraki evrimsel seviye için daha da büyük umut vaat ediyor. Tip 2 uygarlık veya bir diğer ismiyle yıldız uygarlığı, şaşırtıcı düzeydeki 10 üzeri 26 wattlık bir enerjiyi kullanma yeteneğine sahiptir. Bilim insanları insanlığın bu sınıra ulaşma olasılığını 3200 yıl içinde değerlendiriyorlar. Bu noktaya ulaşıldığında güneşin sınırsız enerji rezervlerinden faydalanma şansına sahip olacağız. Bu hedefe ulaşmanın birden fazla yolu var ama en dikkat çekeni varsayımsal Dyson küresi.
Bu mega yapı dünyanın yüzey alanından milyonlarca kat daha büyük bir yüzey alanına sahip. Yıldızın tüm enerji çıkışını yakalayıp iletebilen devasa bir yapı. Alternatif olarak yıldız bir uydu kümesi ve uzay habitatları tarafından çevrelenebilir. Bu enerji toplama yöntemine Dyson Swarm adı verilir. İnsanlık enerji yakalamayı en üst düzeye çıkarmak için yıldızının etrafına farklı mesafelere ve yönelimlere yerleştirilebilecek birçok güneş kolektörü veya paneli yerleştirecektir. Daha sonra toplanan enerji medeniyet tarafından kablosuz olarak merkezi bir konuma iletilerek depolanacak veya uzun süreli uzay yolculukları ve güneş sisteminin kolonileştirilmesi gibi amaçlarla kullanılacaktır. Ancak medeniyetimiz büyüdükçe ve geliştikçe güneş sisteminin sınırları bize yetmedikçe bize de teknolojimizin sınırlarını zorlamak kalır. Sadece daha fazla zamana ihtiyacımız var. Kardeşevin hesaplamalarına göre tip 3 seviyesine yani galaktik uygarlık aşamasına ulaşmak 5800 yılımızı alır. Bu aşamada galaksimizdeki yıldızların enerjisini kullanarak hatta kara deliklerin birikim disklerinden fotonları bile toplayarak muazzam bir enerji potansiyeline sahip olacağız. Sahip olduğumuz 10 üzeri 36 wattlık muazzam enerjiyle solucan delikleri fenomenini kullanarak Samanyolu galaksisi boyunca neredeyse anında seyahat edebileceğiz. Bu gelişme düzeyi herhangi bir medeniyetin üst sınırını temsil etmese de bazı bilim insanları Kardeşev'in teorisinin ötesine geçerek tip 4'ten 7'ye kadar olan medeniyetler için modeller önerdiler. Şimdi de bunları tanıyacağız. Bu uygarlıklar akıl almaz enerji potansiyelini kullanarak Samanyolu'nda büyük miktarda enerjiye erişim sağlayacak. Karanlık enerjinin de eklenmesiyle evrenin uzak köşelerine geçmenin hatta süper kütleli kara deliklere yerleşmenin anahtarını açacaklar. Bu tür bir medeniyet bilinçlerini dijital alemlere aktararak bedenleri ölse bile onlar gibi düşünebilen yapay bilinçlerini ölümsüz gibi yaşatmaya devam ettirebilir. Böylesine muazzam bir güçle bu varlıklar doğa yasalarına meydan okuyacaklar. Ancak bilimsel bilginin sınırlarını zorladıkça evrenin hayal ettiklerinden çok daha geniş ve karmaşık olduğunu keşfedecekler. Belki de çoklu evrenlerin varlığını bile keşfedecekler. Çoklu evrenlerin yeni gerçeklikleri ortaya çıkarsa tip 5 uygarlığı bu dünyaları fethedecek ve yolculukları boyunca neredeyse tükenmez bir enerji kaynağından yararlanacaklar. Kara deliklerin karşı tarafı olarak kabul edilen varsayımsal beyaz delikler de bu başarmanın anahtarı olabilir. Bilimsel teorilere göre tip 6 uygarlığı çok boyutlu hale gelecektir. Eğer insanlar uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere 3 boyutun ötesine varsayımsal bir boyut olan 4. boyuta girseydi fiziksel bedenlerimiz bu alemde var olamaz ve işlev göremezdi. Bilim insanları nesnelerin fiziksel yasalarının ve özelliklerinin 4. boyutta farklı davranacağını ve bu durumun onu 3 boyutlu bedenlerimizle uyumsuz hale getireceğini düşünüyor. Ama tip 6 uygarlığına yükselen torunlarımız için bu bir sorun olmayabilir. Teorik olarak bilinçlerini bir boyuttan diğerine aktarılabilen saf enerji olarak korumayı öğrenebilirler. Her ne kadar tamamen varsayımsal olsa da bu yeni gerçeklikte yaşayan kişi ışık hızının ötesine geçecek, zamanda ileri geri yolculuk yapacak ve neden sonuç sınırlamalarını aşacaktır. Tüm bunları duyduktan sonra ilerlenecek başka bir seviyenin olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak medeniyetin ilerleyişinin en üst noktası olan başka bir aşama daha var. Tip 7 uygarlık, doğa, madde, enerji, uzay, zaman ve boyutların tüm yasalarının yaratıcılarından oluşacaktır. 7. tip gelişmiş bir insan ırkından ziyade tanrısal bir seviye. Böyle bir medeniyetin varsayımsal olarak bile var olup olamayacağını hayal edemiyoruz. Ancak tip 7 hakkında benim de savunduğum ve en güçlü fikir olarak gördüğüm 7. seviyeye asla ulaşamayacak olmamız. Çünkü bu bir varlıklar topluluğu değil, varoluşun kendisi.
Zaten var olsa bile böyle bir medeniyetin var olup olmadığını asla fark edemezdik. Bence tip 1'e ulaşmamız muhtemel ama daha fazla ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum. Ne de olsa hala sudan sebeplerle kendi türünü katleden bir ırkız. Aslına bakarsanız en şereflisi olmamıza rağmen aynı zamanda en alçak tür de yine biz insanlarız. Yolculuğumuzu heyecanla bitirmek isterdim ama maalesef bir dönüp aynaya bakmamız gerekiyor. Hayallerin ötesine geçmektense gerçekliğimizi düzeltmemiz gerektiğini söylemeden geçemeyeceğim. Müsaadenizle sürekli dile getirdiğim bir cümleyle kapatmak istiyorum. Belki de her şeyden önce insanoğlu insan olmayı öğrenmeli.